Allah gecenizi hayırlı eylesin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin çıkarılıp yıkanması gibi diğer peygamberlerin de kıssaları var mı? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine münhasır bir şey. Çünkü o küçük zelleden de Cenab-ı Hak onu muhafaza etti. Geçmiş peygamberlerde küçük zelleler vardı. Hazreti Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde o küçük zelleler de yoktu. Bunun bir 7 yaşında bir de normalde periyodik olarak 3 tane ameliyatı var öyle manevi. O yüzden o peygamberliğinden önce de o 7 yaşındaki ameliyatından dolayı peygamberliğinden önce de hiç hata kusur işlemedi. Şimdi peygamberlerin peygamberlik öncesi hataları kusurları olmuştur. Diğer peygamberlerin bu hataları kusurları olmasına rağmen Hazreti Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde ne peygamberlik öncesi ne de peygamberlik sonrasında hiç hatası kusuru yoktur. Bu noktada biz onun ismet sıfatıyla sıfatlandığına inanırız, iman ederiz. Şimdi zaman zaman bazı böyle bu konuda söz söyleyen kimseler onun hatasının kusurunun olduğuna dair iddialarda bulunuyorlar. Bu doğru iddialar değil. Bunun arkasından işte hatasını kabul ederse bir kimse o zaman sahabeleri özür dilerim hadis-i şerifleri direkt tartışmaya açacaklar. Bu sefer ardından İslam dünyasında büyük bir tartışmaya çanak tutacaklar. Allah muhafaza eylesin. Öğrenmek için soruyorum. Ben pazartesi mahalle dersine gitmiyorum ama aynı gün burada ki Hüseyin abinin dersine katılıyorum. Derssiz kalmamak adına. Öncelikle mahalle dersimi oradaki sorumluya tabi olmak zorunda mıyım? Sorumlular bizden küçük olsa da onlara abi diye mi hitap etmeliyiz? Normalde bir kimse bir işi var, bir işinden dolayı mahalle dersine yetişemedi. İşte buraya geldi. Normalde buradaki derse katıldı. Bunda bir beis yok. Ama sırf mahalle dersini protesto etmek veyahut da oraya katılmamak veya oradaki işte sorumluluğa tabi olmama düşüncesiyle yapılırsa bu doğru bir şey değil. Sorumluya tabi olmak zorunda mıyım? Evet. Bakın bunu açık açık söylüyorum ben. Şimdi böyle geriye dönerek yönelik bir şeyler söyleyeceğim. Benim geriden almış olduğum dersler var. Benim geriden almış olduğum derslerden birisi şu. Kıymetli kardeşler, bunu açık ve net söylüyorum. Ben tayin ettiğim sorumluları tartıştırmam. Bir kimseyi oraya tayin etmişim. Bu erkek bayan hiç değişmez bir şey. Kimi tayin ettiysem ettim. O kardeşlere dergahla alakalı tabi olma noktasında bunu tartıştırmam hiç. Ya ben işte ona tabi olmasam olmaz mı? Olmaz kardeşim. Al dersini git. Çok açık ve netim bu konuda. Mahallede bir kardeş var, ders yaptırıyor. Yaşın senden küçükse, abi demek zorunda değilsin, böyle bir derdimiz yok bizim. Yok. Veya bayanlara, yaşın senden küçük, abla demek zorunda değilsin.
ne diyeceksen de. E ne olacak ya, ben şimdi İsmail'e İsmail abi diyorum. Bir tarafım mı eksiliyor benim? Veya bizim lastikçi İsmail abi. Benden küçük, ben dilim alışmış İsmail abi diyorum ona. Ne olmuş yani bir şey, ne ol... benden küçük yaşı. Ne var ki bunda? Hacı abi diyorum, İsmail abi diyorum. 64'lüsün değil mi? 62'lisin. Gene küçüksün benden. Bir yaş küçük Kenan'dan yani. Bunlar böyle çok büyütülecek meseleler değil. Bir kimse orada, bir kimse sorumlusu. Sorumlu mu? Sorumlu. Oraya derse git otur. Burası nefis terbiyesi olan yer. Herkesin nefsine göre mama verilecek diye bir kaide yok. Ondan sonra onun bir çıt üstü. Mahalle sorumlusunu beğenmedi. Ona tabi olmadı. Zakir'e de tabi olmayacak. Bir çıt üstü. Şeyh'e de tabi olmayacak. Yok. Hepimizin eksiklikleri, noksanlıkları, yanlışlıkları vardır. Hepimizin. Biz eleştirel bakarsak, hepimizi mercek altına alırsak, hepimizin eksikliklerini, noksanlıkları, yanlışlıkları çıkar. Bizim işimiz bu değil ki. Ya mahalledeki ders yaptıran kardeş ders yaptırıyor ya. O nefsine uyuyorsa bırak zararı onun kendisine. Nefsine mi uyuyor? Bak ne güzel soruları buraya getirip koyuyorsunuz. Ben de buradan okuyorum, cevaplandırıyorum. Oradaki mahalledeki kardeş nefsine uyuyorsa, bir hata, bir kusur işliyorsa, al yaz buraya, isim de belirtme, koy buraya. Biz de buradan sohbette varsa hatası, kusuru, eksikliği, noksanını nasihat edelim. Ama tekrar söylüyorum, sufi topluluklar nefisle mücadele etme topluluklarıdır. Bizim nefsimize uymayacak zaten. Nefisle mücadele bu. Bize ters gelecek, bize sıkıntılı gelecek, yapmamız zorlaşacak, katlanmamız zorlanacak. Evet, bu böyle olacak. Kendi kendine diyeceksin, vay ya bu adam bunun, bir de bunu zakir yapmış diyeceksin. Bunu zakir yaptıysa vay, kendisi de sıkıntılı o zaman diyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki dur lan nefsim, yapma. Bak beni nereye kadar götürdün. Bir daha onu törüştüreceksin, tokatlayacaksın. Bu iş böyle böyle yürüyecek. Lay lay lom yeri değil ki. Burada herkesin nefsine göre şerbet verelim. Vay en güzel şarkıyı sen yaptın diyelim. Öyle değil. Böyle değil. Benim tarzım, benim tutumum da bu değil. Yok kardeşler. Ben bir zakiri veya bir çavuşu, bir sorumluyu, ben ayağımın altında benim çiğnediğimi görebilirsiniz. Çiğnerim. Ama bir başkasına çiğnetmem. Onu bir başkasına laf söyletmem. Onu bir başkasına ezdirmem. Orada paralel bir kimse oluşturmam. Ya bırakın ya şu adamı. Siz orada filanca var. Ona da tabi olabilirsiniz. Bu bende yazmaz. Yok. Ben adamın vazifesi alınacaksa alırım. Korkmam, çekinmem. Alınacaksa alırım. Rüyamda görsem bir dakika durmam. Açık konuşuyor. Gördüğümü sabahına telefon açarım. Derim ki aldım senin görevin neyse. Verildiğini göreyim anında veririm. Hiç. O yüzden kardeşler açık açık söylüyorum. Herkes başında bulunan, ders yaptıran kardeşlere, dersle alakalı, dergahla alakalı. İtaat edecekler.
Kur'an sünnet dairesinde tabi olacaklar. Allah bizi affetsin. Bu konuda normalde alternatif başka bir şey yok. Bir kimse zikrullah'ta iken ilahi söyleyene bendir vuranı bakıp gülmesi, onların makamı bozmasından dolayı güldüğünü söylemesi hususunda o kimse için nasıl hareket edilirse zikrullah'a karşı edebini muhafaza ettirebiliriz. Ya olur, insanlar kendilerine gülerler. Bazen ben de zikrullah'la alakalı ilahi söyleyenlerin karıştırdığı zamanlar oluyor. Ben bu tebessümle olacak bir şey değil ki. Bu ancak zikrullah yaptırana aittir. Zikrullah yaptıran kimse döner, bakar, uyarır, nasihat eder. Bakışlarımdan biraz cesaret al der. Anla beni der. Bu bir başkasını bağlamaz mı? Dervişler otururlar, Allah'ı zikrederler. O ilahicilerden veya bendir vurandan dervişi ne ilgilendirir? İlgilendirmez. Zaman zaman onlar da insan. Onlar da bazen kaçırıyorlar ipin ucunu. Veyahut da o esnada mesela zikrullah gümbür gümbür gidiyor. Bir bakıyorsun ağır bir ilahiye giriyorlar. Benim en çok sinir olduğum şeydir. Ben içimden derim ki yani normalde volkan gibi patlamış zikrullah gidiyor. O da almış bir kovası onun üstüne döküyor. Ben gene gönüllerini kırmak istemem. İlahi söylenirken darbi diyorsam ben bilin ki ilahinin temposunu beğenmedim. İlahinin temposu. İlahileri beğenmemek değil. Hepsi de veli sözü. Veli nefesi her biri. Sözü beğenmemek değil. Allah muhafaza eylesin. O ilahinin temposu, o zikrullahın temposuna uygun değil. Eyvallah. Ben zikrullahın temposu düşmesin diye darbiye geçiriveririm. Zaten bizim ilahiciler de anlarlar ben ortasında darbiye geçtiysem. Onlar da genelde inat etmezler. İlahiyi değiştirirler. Değişen ilahi de bazen gene olmuyor. Ağırdan ağıra geçiyorlar. Ben bir daha darbi diyorum. Bazen bir daha ağırdan ağıra geçiyorlar. Oluyor. Zikrullah bu. O esnada o geliyor aklına. Onu söylüyor. Ben bir daha darbiye geçiyorum. En sonunda susuyorlar zaten. Mustafa Özbal'la yarışmak dünyanın en zor işi. Ne yapacak çaresi yok. Susuyor bu sefer. Ya küsüyor ya susuyor. Dervişlikte küsme olmadığına göre susuyor. Ama bunun bir başkasının işi değil bu. Herkes zikrullarını yapar. Edep dairesinde kalkar gider. Allah bizi affetsin. Bazen açık aleni bir şekilde, bazen de şaka adı altında ağzına geleni söyleyen kimse için iyi niyetli düşünemiyorum. Gerçek dahi olsa bu alaycı tavıra ne cevap vermemiz uygun olur? Hani Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretlerine sormuşlar ya bu edebe nasıl nail oldun diye. Edepsizlere baktım sustum demiş. Bir kimse sözünü bilmiyorsa bir çıt ondan uzak duracaksın. Onun yanında dolaştırmayacaksın. Onunla beraber olmayacaksın. Bir yaptı. Mümkünse nasihat edeceksin kardeş. Benim yanımda bir daha böyle konuşma. Ya şaka yaptım. Bana böyle şaka da yapma. Baktın gene ne söylediğini bilmiyor. Nerede nasıl konuşacağını da bilmiyor. Bir çıt geri çekil. Onunla samimi olma. Yanında dolaştırma. Beraber gezme. Olur olmaz yemek yiyen, olur olmaz bir yerlerde bir şeyler içeceğim diye uğraşan, olur olmaz yerde böyle konuşan, olur olmaz yerde lafın arasına giren, bu zakirler için, ondan sonra ders yaptıranlar için söylüyorum onu. Bir kimse olur olmaz lafa giriyorsa onun yanında taşımayacağım.
olur olmaz gülüyor. Olur olmaz böyle boş lakırtı yapıyor. Sözde şaka yapıyor. Dolaştırmayacak yanında. Onun konuşmasına da müsaade etmeyecek. İnsan gaflet düşer, boşluğa düşer. Yapar bir şey, söyler. Ona bakacaksın, diyeceksin ki yok. Nasihat edeceksin, söyleyeceksin. Olmuyor. O zaman yapacak bir şey yok. Allah muhafaza eylesin. Ama nasihat etme noktasında, yani böyle şeyleri hatırlatmakta fayda var. Kardeş böyle şakalar yapma. Böyle kelimeler kullanma. Semazenlerin arasında söyleyecekler. Semazen başları söyleyecek, oradaki semazenler söyleyecek. Genç çocuklar var. Küçük çocuklar var. Onların eğitimlerini düzgün yapacak arkadaşlar. Bu tip şeylere müsaade etmeyecek. Küfürlü konuşanlar, sinkaflı konuşanlar, etrafına küfürlü konuşan, sinkaflı konuşan, varsa ders yaptıran sorumlu kardeşler. Bunları söyleyeceksiniz. Zakiriniz olabilir, nakibiniz olabilir. Kenara çeksen, abi böyle sinkaflı konuşma, sana yakışmıyor. Abi sana böyle sözler uygun değil. Böyle küfürlü, sinkaflı, ağır şaka. Bunlar sana uygun değil. Bunu söyleyeceksiniz tatlı bir şekilde. Din nasihattir. Arkasından dedikodu yapmayacaksınız. Abi bu söz sana yakıştı mı şimdi? Bitti. Allah muhafaza eylesin. Annesinin yanında bulunmadığı bir çocuk bir başka çocuğa zarar verdiğinde uyarmak mı doğru olur? Yoksa derviş kardeşimiz üzülmesin diye susmak mı? İnsanlar çocukları uyarıldığında sert tepki veriyor demiş. Ya normalde çocuklara nasihat etmek bir Müslümanın, Müslümanların üzerine nasihat almak Müslümanların hakkı. Bir çocuk da olabilir, çocuğa da nasihat etmek bütün Müslümanların üzerinde bir vecibe. Ama çocuklara sert davranmak, işte onları azarlamak, onları incitmek kimsenin hakkı değil. Biz çocuklara nasihat etmiyoruz, bağırıp çağırıyoruz, bu doğru değil. Bilhassa dergahta, tekkede çocuklara bağırıp çağırmak, onları itmek, onlara sert davranmak hiç doğru değil. Yani şurada bu çocuklar dolaşıyorlarsa bu dergahın geleceği var demektir. Bu çocuklar burada dolaşamıyorlarsa bu dergahın geleceği yok demektir. Ümmeti böyle düşünün. Eğer camilerde gençler yoksa, çocuklar yoksa ümmetin geleceği sıkıntılı demektir. Var mı camilerde çocuklar? Yok. Ben derim zaman zaman, sen kendini getirdin, oğlun nerede? Kendini getirdin, kızın nerede? Bayanlar için dediğim şey. Ya işte gelmek istemiyor da sevdir, getir. Sevdir, getir. O çocuk dervişliğin içinde büyüsün. Zarar etmezsiniz. Tecrübeyle sabit bunlar. Çocuklarını dergaha, tekkeye alıştırmayanların çocukları sonra Allah muhafaza eylesin. Hep çizgiden çıktılar. Hep çizgiden çıktılar. Hoşunuza gidebilir genç bu, işte biraz böyle takılsın, biraz şöyle takılsın.
Sonrası perişanlık. Allah muhafaza eylesin. O yüzden çocuklara nasihat edelim tatlı tatlı. Ama çocuklara sert davranmayalım inşallah. Evet. Bu normalde cinnilerle alakalı hadis-i şerifler devam ediyor. 28. hadis. Ebu Eyyub el-Ensari anlatıyordu. Ebu Eyyub'un içinde hurma olan bir kuyusu vardı. Fakat cinler gelerek ondan çalıyordu. Demek ki Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin bir hurma kuyusu varmış. Hurma kuyusundan ne yapıyormuş? Cinni taifesi gelip hurmalardan çalıyormuş. O da bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki git onları gördüğünde Bismillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet edin de. Diye buyurdu. Demek ki cinni taifesi insanların yiyeceklerine musallat olabiliyor. İnsanların mallarına musallat olabiliyor. Evinizin içerisindeki yiyeceklere, içeceklere musallat olabiliyor. Cinni taifesi insan suretine girebiliyor. Hayvan suretine girebiliyor. Ve bu noktada herhangi bir kimsenin malına, herhangi bir kimsenin bu noktada yiyeceğine, içeceğine musallat olabiliyor. Şimdi bunları reddediyorlar ya. Bunlar normalde bu tip meseleleri reddediyorlar. Allah muhafaza eylesin. Enteresan şimdi cinni taifesiyle alakalı birkaç tane daha hadis okuyacağım size. Rudani'den bunlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetimin tükenişi taun ve taunla olacaktır. Denildi ki ey Allah'ın Resulü taunu biliyoruz. Peki taun nedir? Cevap verdi. Taun cinlerden olan düşmanlarınızın çarpmasıdır. Her ikisinde de şehitlik vardır. Taun hastalığı veba. O zaman ümmetin tükenişi neden olacakmış? Bir, devası bulunmayan hastalıklar. O gün için devası bulunmayan hastalıkların en önemlisi veba. Şimdi vebanın devası var mı? Var. Bugün işte ne var? Kanser var. Devası bulunmayan hastalık. Normalde devası bulunmayan bir hastalıktan ölen bir kimse neydi? Hadis-i şerife göre şehitti. Ayrıca başka bir hadis-i şerifte herhangi bir hastalıktan bir kimse ölse yine şehit hükmünde. Hatta karın ağrısından, baş ağrısından diye var ya hadis-i şerif. Demek ki bir hastalıktan vefat eden bir kimse ne olmuş oluyor? Şehit olmuş oluyor. Burada tabii ümmetin tükenişi dedi, yani ümmetin tükenişi, ümmet bu noktada tabiri caizse naçar kalacak. Ümmet bu noktada çaresiz kalacak. Veya ümmetin içindeki belli kimseler ne yapacaklar? Çaresiz kalacaklar. Bunun birisi de neymiş? Cinnilerin çarpması. Bu Allah affetsin ahir zamanla alakalı. Cinni taifesi tekrar dünyayı ele geçirmek için var güçleriyle insanlara saldıracaklar. İnsanlara hakim olmayı düşünecekler. İnsanların üzerindeki hakimiyeti kurarlarsa bunda bir sıkıntı yok. Ama gerçekten iman ehlinin üzerinde hakimiyet kuramayacaklar. O yüzden iman ehliyle cinni taifesinin arasında tabiri caizse
çok sıkıntılı mücadeleler ve savaşlar olacak. Bunların içerisinde sufi olanları cinni taifesi zapt edemeyecek. Ama sufi olmayanlar cinni taifesinin emrine girecek. Bilhassa kafir cinnileri. Şu anda insanların büyük bir çoğunluğu bu kafir cinnilerin etkisi altındalar. Bu kafir cinniler onlara istediklerini yaptırıyorlar. Zaman zaman bir böyle derslerini gevşek çeken, gevşek duran dervişlerin üzerinde de etkileri oluyor. Bunlar bu derslerine gevşek çeken, derslerinde gevşek olanlar. Allah muhafaza eylesin. Onların üzerinde de etkileri oluyor. Onlar normalde kendi kendilerini, normalde kendi kendilerini o hale getiriyorlar. Derslerini yapmamakla, gevşek durmakla, zikrullahlara katılmamakla o taifenin etkisinin altına giriyor. Taifenin etkisi altında girmesi demek ona normalde işte gevşetmesi, yönlendirmesi onu. Asıl bir de cinni taifesi inanmayanların veyahut da iyice böyle gevşek olanları zapturapt altına alıyor. Yani o kimse de öyle bir dengesiz hareketler, öyle dengesizlikler yaşıyor ki mesela iman etmiş ama hiç namaz kılmıyor. İman etmiş, hiç namaz kılmıyor. Namazı kılacağı zaman sıkıntı geliyor ona, örneğin. İman etmiş, hiç oruç tutmuyor. Oruç tutması ona çok zor geliyor. Veya iman etmiş, zikrullahı duyduğunda tüyleri diken diken oluyor. Onun üzerinde o iyice cinni tayfesi zapturapt altına almış. Bunlar ahir zaman sıkıntılarından. Burada normalde hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gidiyor ya, onun ilacını istiyor. Diyor ki bunlar geliyorlar, benim malımı çalıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de diyor ki onları gördüğünde, dikkat edin, onları gördüğünde Ebu Eyyubel Ensari onları durduramıyor çünkü. Onlar geliyorlar, hurmadan alıp gidiyorlar. Eyyubel Ensari hazretleri onu durduramadı. Gördü ama onların aldığını da gördü, onları önleyemedi. Önleyemeyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki ona, sen onları gördüğünde sizi Allah'ın Resulüne davet ediyorum de dedi. Sebep onlar kafir çünkü. Onlar kafir olduğundan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ismini duydukları anda, onun davetini duydukları anda orayı terk edecekler. Hakkınızı helal edin. Zamanım kalmadı. Bir tane daha hadis var bununla alakalı. Yani bir daire çiziyor sahabeden bir kimseye. Bu daireden dışarı çıkma diyor. Mesela. Veya yine bir hadis-i şerif daha var. Yani bir kimse böyle bunları görüyor, bunların seslerini işitiyor, bunlarla böyle bir şeyli. Ondan sonra babası geliyor çocuğun. Diyor ki oğlumda böyle bir durum var. Onu getir diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Onu getiriyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onu Kur'an'dan bazı ayetler, Felak, Nas, Bakara'nın başı, ondan sonra bazı cinlerle alakalı ayetleri okuyor ve çocuk rahatlıyor. Burada hani böyle bir şeye musallat olan bir kimsenin bu meseleleri bilen bir kimseye okutmasında, bu meselelerle ilgilenen herhangi bir kimseye bu konuda işte muska, bizim dilimizde muska ya, eski dilde rukye yapmak. Rukye. Bunun ister okumalı olsun, ister yazmalı olsun. Buna normalde hadis dilinde rukye deniliyor buna. Rukye yapmak bu noktada caiz olmuş oluyor. Ama burada önemli olan şey şu. Cinni taifesinin o gün için görünmesi. Cinni taifesinin Eyyubel Ensari Hazretleri'nin görmesi gibi. Sahabelerin görmeleri. Sahabeler bu noktada bir kısmın gönül gözleri açık. Gönül gözü açık,
Ama onu nasıl durduracağının bilgisi yok. Nasıl durdurulacağının bilgisini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden alıyor. Demek ki cinni taifesi görülebilir mi? Evet. Ama ister kafir cinniler olsun, ister Müslüman cinniler olsun. Kafir cinniler Müslümanların mallarına, yiyeceklerine, içeceklerine zarar verebilirler mi? Evet. Hatta seni dahi etkileyebilirler mi? Evet. Seni de etkileyebilirler mi? Evet. Normal çizginizin dışında çıkan bir düşünce, bir hareket olursa işte salatu selam getirin. Veyahut da tevhide devam edin. La ilahe illallah'a devam edin. Veyahut da böyle bir kendinizde tuhaflık hissettiğinizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyin. Evin içerisinde bir tuhaflık hissederseniz hemen bir ezan okuyun evin içinde. Örneğin. Veya cehri zikrullah'a başlayın. Eşinizde, çocuklarınızda, evin içerisinde bir sıkıntılı bir şey olursa hemen cehri zikrullah'a başlayın. Hemen ezan okuyun evde. Cehri olarak. Çocuğunuzda, etrafta bir şey oldu. Hemen cehri ezan okuyun. Bunlar çünkü yani Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. Bu dergahta olanlar bugüne kadar böyle bir şey yaşamadılar. Ama olabilir mi? Olabilir. Yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Allah muhafaza eylesin. Bunlar görülebilir mi? Evet. Ha görmedin ama bir tuhaflık hissediyorsun. Hemen ezanı şerif oku. Hemen tevhide devam et. Hemen tövbe et. Ki bu noktada muhafaza olasın. Bunlar gün geçtikçe daha da azacaklar. Gün geçtikçe azıyorlar çünkü. Yani o önceden mesela işte ayda yılda bir görünürlerdi. Şimdi öyle değil. Şimdi daha fazla etkililer. Şimdi daha fazla uğraşıyorlar. Şimdi daha fazla sıkıntı çıkarmaya çalışıyorlar. Şükür hamdolsun kardeşlerin üzerine böyle şeyler yok. Ama çok görüyorum, çok aşina oluyorum dışarıda olanların. Allah muhafaza eylesin. Yine bu taunla alakalı hem Ebu Yala'dan hem de Hazreti Ayşe'den benzeri bir rivayet. Taun ümmetime develerin vebası gibi. Cin düşmanlarından arız olan bir şeyin kim ona sabredip durursa kendisini Allah adamış gibi olur. Kim de ona yakalanıp ölürse şehit olur. Ondan kaçan ise savaştan kaçmış gibi olur. Burada da cinnilerle mücadele edilmesini emrediyor. Enteresan hadis-i şeriflerden birisi. Demek ki cinni taifesiyle ümmet mücadele edecek. Bu işin manevi tarafı. Ümmetin mücadele alanlarından birisi. Kim kaçarsa diyor savaştan kaçmış gibi olur. Cinni taifesiyle mücadele eden kaçanlar savaştan kaçmış gibi olur. Kim onlarla mücadele ederse o mücahit olmuş oldu. Neden? Kafir çünkü. Yakalanırsa, öldürülürse şehit oldu. Yakalanır da öldürülürse şehit oldu. O zaman cinni taifesiyle mücadele farz oldu. Bunlar size tuhaf sohbetler şimdi değil mi? Bu manevi olarak bu mücadele devam eder hep. Bunu normalde biraz böyle gözü açık olanlar bunu fark ederler. Kafir cinnilerle Müslüman cinnilerin arasında mücadele olduğu gibi kafir cinnilerle de müminlerin arasında devamlı mücadele vardır. Devamlı bu savaş vardır. Mesela böyle gidersiniz bir adama, adam böyle yapılacak olan bir işinizi yapmaz sizin. O kafir cinni vardır onun üzerinde. Ona okuyarak gideceksiniz. Resmi dairelerde işi olanlar,
mahkemelerde işi olanlar, böyle tuhaf adamlarla, tuhaf insanlarla işi olanlar. Yani o kimse baktınız böyle çok mümin bir kimse değil. O kafir cininin etkisine girebilir anında. Girdiğinde size zarar vermek için uğraşabilir. Normalde size farklı davranabilir. Hakimmiş, savcımış, işte şuymuş, buymuş, hepsini etkileyebilirler. Bürokratmış, siyasetçiymiş, hepsini de etkileyebilirler. Bakın hepsini de etkileyebilirler. Bir şeyi normalde bakarken normalde daha geniş perspektiften bakmaya çalışın. Ne yapacakmış? Kim sabrederse kendini Allah'a adamış gibi olurmuş. Kim de ona yakalanıp ölürse şehit olurmuş. Kim de kaçarsa savaştan kaçmış gibi olurmuş. Rabbim kaçanlardan eylemesin. Amin. Yine Ebu Zer'e söylüyor. Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri naklediyor bunu. Ey Ebu Zer, cinlerin ve insanların şeytanlarından Allah'a sığın. Dikkat edin. Cinlerin ve insanların şeytanından Allah'a sığın. Dedim ki insanların da şeytan olur mu? Evet buyurdu. Hani geçen derslerde söylediydim ya. İnsanın üzerinde şeytan tamamiyetle hakimiyet kurar. O kimse şeytanın hükmündedir artık. Ona biraz gözü açık olan kimse ona rabıta etse onun şeytanın hükmünde olduğunu görür. Burada dervişler bunu dördüncü makamda, beşinci esmada filan bunu yavaş yavaş görmeye başlarlar. Bu sefer de ayaklarının kaydığı yer olur. Canlarının istediğini şeytana döndürmeye başlarlar. Burası tehlikeli yerdir. Bunu geçmiş dönem bazı kardeşler buradan hata yaptılar. Onlar normalde böyle işte bir kimseyi o surette gördüler. Hemen o surette gördüm deyince onu tukaka ilan edip ilişkiyi kestiler. Bu doğru değildir. Bunu böyle görürsen eğer hemen onun adına tövbe et. Bunu Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi böyle bir tane yine zakir bir kardeşimiz vardı. Ondan sonra böyle bir ikimizin arasında böyle bir muhabbet oldu. Ben ona dedim ki yanlış yapıyorsun. Ya Mustafa Özbağ antipatisi var ya insanlarda. Ya Mustafa Özbağ antipatisiyle doğru söylediğini reddediyor. Bunu gitmiş Şeyh Efendi'ye söylemiş. Ben böyle böyle gördüm. Bana böyle böyle yanlış yapıyorsun dedi demiş. Biz bir yere geldiğimizde Şeyh Efendi dedi ki sen ne yapıyorsun böyle gördüğünde dedi. Onun adına tövbe yapıyorum dedim. Tövbe ediyorum dedim. Nasıl dedi? Ben kendimce dedim. Onun adına tövbe ediyorum, onun adına tevhid çekiyorum dedim. Veyahut dedim o esnada kalbime ne geldi? İşte ihlas geldi. 1000 tane ihlas okuyorum dedim. İşte ne bileyim kalbime ne geldi? İşte tevhid geldi, tevhid çekiyorum dedim. Öbürküne döndü. Gördün mü ne yapıyormuş dedi. Şimdi bu dervişin ayağının kaydığı yerdir buraları. Derviş rüyasında bir kimseyi şeytan suretinde görür. Sabahleyin kalkar ona kinlenir. Bu onun ham olduğunu gösterir. Ya kendine atfedeceksin. Benim suretim şeytanmış diyeceksin. Tövbe edeceksin. Ya da o kimseye tövbe edeceksin. O kimsenin üzerine muhakkak bir şey yapacaksın. Dua edeceksin. Müminin mümine duası müstecap. Dervişin üzerine duası müstecap. Sen onu gördün diye o kimseyi hemen o kimse üzerinde suizana düşme. O kimse üzerine hemen bühtana düşme. Dua et ona. Onun adına zikret. Herkes kendi kendine burada durduğunu zanneder. Herkes kendi kendine burada durduğunu zanneder.
Kimin duasının yüzü hürmetine buradadır? Kimin onun üzerine bağışlanmış zikrinin yüzü hürmetine buradadır? Bu bilinmez. O yüzden birisini öyle rüyanızda gördüğünüzde, halinizde gördüğünüzde sakın ona hemen dua edin. Hemen ona bir tevhid hatmi hediye edin. İhlas hediye edin. Fatiha okuyun onun üzerine. Hiçbir şey bilemiyorsanız üç ihlas bir Fatiha okuyun onun üzerine. Allah muhafaza eylesin. Şeytan sizi farklı yerden kandırmasın yine. O böyle hindir o. Başka yerden kandırır sizi. Allah muhafaza eylesin. Mesela bir derviş zakirini öyle görür. Allah muhafaza eylesin. Vay lan ya, başımızda bir de zakirlik yapıyor. Görüyor musun ya? Şeytan suretinde ya. Allah muhafaza eylesin. Bu şeytanın kandırmasıdır. Kafir cinlilerin kandırmasıdır. Perşembe zikrullah var. Gelmiyorsan seni şeytan ve kafir cinniler kandırmıştır. Mahallende dersin var. İyidir'de ne zaman ders İsmail? Salı günü. Salı günü iyidirler. Derse gitmiyorsa şeytan ve kafir cinniler onları kandırmıştır. Kim gitmiyorsa. Ben öyle görürüm. Ben yıllardan beri öyle görürüm. Ben yıllardan beri öyle görürüm. Önüne hep engel çıkar zikrullah'a giderken. Hep engel çıkar. Sokağa çıkarsın engel çıkar. Bir şey olur. Bir şey olur. Sonradan ayıktık biz de. İlk zamanlar hoş benim ne zor Allah 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 Allah. Aa, o zaman Cenab-ı Hak yardım etti. Anladık ki kafir cinniler uğraşıyor. Ben kendi içimi ilk defa söylüyorum size. Kendi içim benim bu. Bir kimse zorunlu olduğu derse gitmiyorsa şeytan veya kafir cinni basmıştır onun ensesine. Bu kim olursa olsun. Bakın kim olursa olsun. Hani az önce diyor ya mahalle dersine gitmek zorunda mıyız diye. Evet. Ben o yüzden evet diyorum. Onun kafir cinni tutmuştur bir yerden onu. Etkiliyor onu. Seni derse göndermez, zikrullah'a göndermez, sohbete göndermez. Bir çalışma var, çalışmaya göndermez. Bir şey yapar sana. Birinin sana hedef gösterir, birine kızmaya başlarsın. Birine sen böyle canın sıkılmaya başlar, onu gördüğünde daralmaya başlarsın. Kafir cinidir o. Allah muhafaza eylesin. Hemen yüzü besmele çekecek. Hemen tevhide devam edecek. Hemen istikametini kuracak. Hedefini oturtturacak, yürüyecek. Diyecek ki derse gidiyorum ben. Diyecek ki bugün benim şu işim var. Ne var? İşte yarın Gemlik'te sohbet var. Şey baruz var. Ne alacak ya Gemlik'te ya? Gitmesem de olur. Ha olur. Oturtursun şeytan seni evde. Evet. Hey yarın işte ne o? Cumartesi gün gündüz ne var? Bayanların şey baruzu var. Ne yapacaksın gidip de ya? Tamam işte aynı şey olacak. Evet. Kafir cinni sana musallat oldu. Senin kalbini ne yaptı? İstikametini bozdu. İfsad etti içini senin. İfsad etti. Seni Allah yolundan uzaklaştırdı. İşte X dervişe tepeden bakma. Kim bu ya? Ne aman ya? Ya ya. Sen baba dervişsin ya. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden cinni taifesinin musallatına, insan şeytanların musallatına
Dikkat edecek o kimse. Kendini zikrullahla, Allah'a aşıklıkla ne yapacak? Koruyacak. Rabbim cümlemizi korusun inşallah. Amin. Yine İbn Abbas'tan bakın, ona dua öğretiyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Diyor ki, sana saldırmasından korktuğun bir sultanın yanına varırsan şöyle de: Allah en büyüktür. Allah yarattıklarının hepsinden daha büyüktür. Korkup çekindiğimden de güçlüdür. İzni olmaksızın yere düşmekten 7 kat göğü tutan Allah'a falanca kulundan ve onun cin ve insandan olan cemaati, dikkat edin. Bu, burada asıl önemli olan yer burası. Bakın, sana saldırmasından korktuğun ve sultanın yanına varırsan şöyle de: sana saldırmasından korktuğun bir sultan, yani zalim bir yönetici, zalim bir hükümdar, zalim bir hakim, zalim bir savcı, zalim, zulmediyor. Bu kim olursa olsun. Zalim bir alacaklı, zalim bir borçlu. Alacaklısının da zalimi var. Borçlunun da zalimi var. Adam borçlu, ödemiyor sana. Adam gidiyor başka yerlerde han yaptırıyor, hamam yaptırıyor, bir başka bir yatırımlar yapıyor. Sana olan borcunu ödemiyor. Zalim. Adam alacaklı, o da zalim. Geliyor senden %100 faiz istiyor, %200 faiz istiyor. İstiyor da istiyor. Zalim. Zalimlerin etrafında insan şeytanlar vardır. Zalimlerin etrafında kafir cinnilerin etkisinde olan kimseler vardır. Bir kimse zulmediyorsa bilsin ki onun etrafında ancak şeytanlaşmış kimseler ve kafir cinnilerin emrinde olan kimseler vardır. Siz onlara doğruyu anlatamazsınız. Siz onları doğruyu söyleyemezsiniz. Onlar doğruyu görmekten uzak dururlar. Doğruyu duymak da istemezler. Hani biz zaman zaman deriz ya, bırak ya, adam etrafını değiştirdi komple. Evet, etrafı komple onun zulmüne uygun insanlardan oldu. Onun etrafı kafir cinnilerin etkisinde kalan insan şeytanlardan oldu. O kimse kendini kapattı. O zulmediyor, etrafındaki alkışlıyor. O hainlik yapıyor, etrafındaki alkışlıyor onun. O zalimlik yapıyor, etrafındaki alkışlıyor onun. Zalim. Allah muhafaza eylesin. En önemlisi burası. Onun cin ve insandan olma cemaati. Demek ki bu zalimlerin etrafında şeytanlardan ve kafir cinnilerden bir cemaati var. Dikkat edin, siz bunları Kur'an-ı Kerim okurken görebilirsiniz. Siz bunları namaz kılarken görebilirsiniz. Bunlar sizdenmiş gibi davranabilirler. Evet. Hani diyoruz ya hadis-i şerif, o kimsenin muamelesine bakınız. Demek ki böyle bir kimseyle karşı karşıyasan, hani biz, herkes burada 3 aşağı 5 yukarı işte esnaflık yapıyor, bir yerlerde çalışıyor, alacağı var, borcu var. 3 aşağı 5 yukarı herkesin devletle ilişkisi var. Demek ki zulmedince bir kimse, onun etrafında ne olmuş oluyor? İnsan şeytanlardan ve kafir cinnilerden etrafında bir ordu oluyor. Ordu, onun bir cemaati oluyor. Allah muhafaza eylesin. Bunların yanına giderken böyle dua edecekmişiz. Ne diyor?
Tabileri ve askerlerinden de sığınırım. Onun cin ve insandan olma cemaati, tabileri ve askerlerinden de sığınırım. Ey mabudum, beni onların şerrinden kurtar. Övgün ne yücedir, kurtarman da pek yücedir. İsmin ne mübarek, ne yücedir. Senden başka ilah yoktur. Amin. Bu cinni taifesinin görülmesiyle alakalı mesele, öyle kale alınmayacak bir mesele değil. Tekrar okuyayım. İbn Abbas'tan naklediliyor. Sana saldırmasından korktuğun bir sultanın yanına varırsan şöyle de: Allah en büyüktür. Hani bunun karşılığı Allahu Ekber. Allah yarattıklarının hepsinden daha büyüktür. Korkup çekindiğimden de güçlüdür. İzni olmaksızın yere düşmekten 7 kat göğü tutan Allah'a, X kulu, falanca kulundan ve onun cin ve insandan olan cemaati, tabileri ve askerlerinden de sığınırım. Ey mabudum, beni onların şerlerinden kurtar. Övgün ne yücedir, kurtarman da pek yücedir. İsmin ne mübarek ve ne yücedir, senden başka ilah yoktur. Amin. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Cümlemizi korusun inşallah. Amin. Yine İbn-i Mesud nakletmiş. Buna benzer bir hadis-i şerif daha. Yani burada farklı rivayetleri aldım ki bu meselede hani farklı rivayetler var. Demek ki farklı farklı kimselerin yanında veyahut da bir topluluğun içerisinde bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri nasihat etmiş, böyle dua etmiş, böyle tavsiye etmiş. Bunlar, bu hadis-i şerifler önemli. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda bunları zikir haline getirip dua edebiliriz. Evet. Bunlar önemli. Bunun altını çizerekten söylüyorum. Allah bizi muhafaza eylesin. Birini sultandan korkarsa şöyle desin: Ey 7 kat göklerin ve büyük arşın Rabbi olan Allah'ım, falan oğlu filanın şerrinden, cinlerin, insanların ve onların tabilerinden herhangi bir kimsenin bana saldırmasından beni koru. Koruman güçlü, övgün yücedir. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Amin. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. O yüzden kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri değişik zamanlarda, değişik sahabelere, değişik noktalarda bu kafir cinnilerin musallatından ve insan şeytanın musallatından korunmakla alakalı değişik dua ve zikirler tertip etmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunları tertip ederekten bunları ne yapmış? Sahabelerine öğretmiş. Mesela malını çalan Eyyub el Ensari hazretlerine demiş ki: onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sizi davet ediyorum de demiş. Ama zalim bir sultanın etrafındaki kafir cinileri ve insan şeytanlardan korunmak için de farklı dua tertip etmiş. Onu normalde inşallah önümüzdeki hafta unutmazsam o hadis-i şerifi de bulup getireyim. Bir sahabeye mesela onun üzerine böyle fazla geliyorlarmış, bir daire çizdirmiş ona. Onu öyle muhafaza altına almış. Demek ki bu meselede farklı farklı zikir evratlar, farklı farklı dualar var. Karşıdaki duruma, konuma göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri farklı bir manevi ilaç geliştirmiş. O yüzden
Böyle bir sıkıntıya uğrayan bir kimsenin gidip bu meselelerden anlayan bir kimsenin önüne oturup ona kendisinin okutmasında, ona kendisine muska, rukye yaptırmasında bir beis yok. Çünkü sünnetle sabit. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Bunların karşılığında ücret almayı uygun görmüyoruz biz. Bir kimse, bunlar normalde imamlar buna fetva vermişler mi? Evet, karşılığında ücret almayı. Hani gene böyle bir sahabe meşhur ya, üç kişi şeyde sahrada dolaşırken müşrik bir kimse hemen birden kafayı oynatıyor. Kafası gelip gitmeye başlıyor. Sahabeden bir kimse diyor ki ben seni iyi ederim. Ama diyor altı koyununu alırım senin diyor. Onu da tamam diyor. Tamam deyince ona okuyor. Altı tane koyunu alıyor. Yanındaki sahabeler diyorlar ki ikişer tane de biz alacağız. İki iki paylaşacağız. O da diyor ki ben okudum. Koyunlar benim. Bakın maldan hep olay çıkmıştır. Evet. Yani akçeden hep olay çıkar. Bir işin içerisine akçe girdi mi kıyamet kopar orada. Ahir zamanın müthiş hastalığıdır bu. Yani zaman zaman bazen böyle işte uzak yakın kardeşler diyorlar maşallah ya işte hani aranızda akçe koymuyorsunuz. Diyorum ki akçe koysak kıyamet kopar diyorum ben. Burası akçesiz olduğundan kaçıyor millet diyorum ben. Adam geliyor 3 gün 5 gün duruyor, para yok, pul yok, bir şey yok. Koşuşturma var. Bir de cebinden harcayacak. Ulan ben de giderim orada zengin olurum diye diyor. Benim yüzüme söylüyorlar. Yani biz geldik vallahi açık konuşalım. Yani biz geldik orada bizim de işimiz düzelir dedik ama baktık ki sizde hiç para pul yok. Bekleseydiniz diyorum ben düzelirdi. Siz diyorum sabretmemişsiniz. Sabretseniz diyorum ben. Ama hocam hiç para toplanmıyor ki sizde ya diyor. Diyorum sen toplandığını görmüyorsun. Böyle baktı birisi. Ne zamanları dedi? Gece dedim. Herkes gönderdikten sonra mı kalıyorsunuz dedi. Evet dedim ben. O geldi buraya. Bekliyor şimdi. Herkes gönderdikten sonra o kalacak. Ben yürüdüm gittim bana bakıyor. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum dedim ben. Bir daha gelmedi. Ondan sonra geldi buraya. Ya dedi geldim. Dedim ya ben sana orada demedim ki dedim ya. Gece gidince dedim başlıyor. Beni davet eder misin dedi. Olur dedim sen numaranı ver bana. Verdi bu işinin numarasını. Gece saat 3'te ben buna mesaj çektim. 5000 tevhid çek. Başladı dağıtılmaya dedim. Ondan sonra baktım cevap yok mesaja. Telefonu çaldırdım. Uyku sersemi. Buyur hocam dedi. Dağıtılıyor dedim. Ne yapayım dedi. Hemen dedim abdestini al. Secdadeye otur. 5000 tevhide başla dedim ben. Bunun 2000'de uykusu gelmiş. Mesaj yazıyor bana. Şimdi burada yok ya rahat konuşuyorum. 2000'de mesaj çekti bana. Uykum geldi dedi. Uyuma dedim. Uyursan dağıtılırken dedim kaybedersin. Bu şimdi 3000'de ya hocam gitmiyor dedi. O zaman yat sen bilirsin dedim ben. Yattı. Ertesi gün baktım ben büroya gideceğim. Saat 9:30 10. Büronun önünde bekliyor. Hocam akşam dağıtıldı mı? Vallahi dağıtıldı billahi dağıtıldı dedim. Ben kaçırdım ha dedi. Vallahi kaçırdın. Uyuyan hep kaçırır dedim. Sen ne ama dedim uyudun ya. Dedi böyle her gece 3'te mi kaldırıyorsun? Vallahi dedi benim kaçta kaldırırlarsa ben kaldırıyorum dedim. Kaçta kaldırırlarsa. Allah bizi affetsin. Şimdi akçe girdi mi bir şeyin içerisine bozuluyor ortalık. Akçe bozuyor bak sahabe. Sahabe ya. Değil mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.
6 tane koyuna bozulmuş. Düşünün şimdi insanlar nelere bozuluyor. Sahabe 6 koyuna bozuluyorsa artık düşünün siz. Oturup hesap edin artık. Bakın oturup hesap edin. Bozulanlara kızmayın. Terbiyeleri bu kadar. Dayanma güçleri bu kadar. Yani herkesin bir sınırı var çünkü. O sınırı geçince bakıyorlar öyle. Para bir tarafta. İşte o iş bir tarafta. Makam bir tarafta. Mevki bir tarafta. Diyorlar sen bu işi hallet. Senin şunu yapacağız. Hallediyor. Sen bu işi hallet. At imzayı. Seni koruruz. Atıyorlar imzayı. Allah muhafaza eylesin. Uhud örnek. Hep bu Uhud'u bize örnek göstere göstere bizi büyüttüler. Ondan sonra kendileri Okçular Tepesi'ni terk etti. Sohbetler cayır cayır böyle yana yakıla anlattılar. Bir baktık anlatanlar önce milletvekili oldu. Böyle anlatanlar önce belediye başkanı oldu. Önce bilmem ne oldu. Etrafını bilmem ne yaptılar. Hani bunları siz anlatıyordunuz bize. Allah muhafaza eylesin. Sahabe 6 koyunun üzerinde kavga çıkardı. Dönelim şimdi. Hadis-i şerife. 6 koyun. 6 koyunda kavga çıktı. Dediler ki bereket Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki gidelim bunu peygambere sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine götürelim. Hiç kimse koyunun bacağını bırakmıyor. Herkes bir koyunun bacağından tutmuş. Geldiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna. Meseleyi anlattılar. Dediler ki böyle böyle müşriğin birisinin kafası gitti geldi kafası gidip gelince ben dedim ki diyor onu okuyan ben seni iyi ederim ama senden 6 koyun alırım. Onu diyor okudum iyi ettim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ona baktı. Dedi ki ne okudun? Dedi ki ya Resulallah sen buyurdun ya Fatiha-i Şerife her şeye şifadır. Ben ona diyor Fatiha-i Şerife okudum. Elhamdülillah diyor. Ama diyor ben okudum. Bu kardeşler diyor koyunlara ortak olmak istiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki şu koyunun 3 tanesini Beytülmal'a ciğerler yandı. Dedi ki birer tane de siz alın götürün. 3 tanesini de Beytülmal'e verin. 3 tanesini Beytülmal'e aldı. Öbürkünleri de birer tane paylaştırdı. Koyun girdi mi araya? Nefisler bozulur. Akçe girdi mi araya? Nefisler bozulur. Şimdi bu okuyanlar da bir müddet sonra buradan hareket ederekten imamlar demişler ki o 3 tane koyunu onlara verdi. O yüzden bir kimse okuduğunun rukyenin karşılığında ücret alabilir mi? Evet. Bir muska yazdı. Muskanın karşılığında ücret alabilir mi? Evet. Tabi onlar diyorlar ya işte safranla yazacağız. Safran İran'dan geliyor. İran safranından yazacağım için 2 milyon lira. Ey kardeş yerli safran kullan. Yerli safran tutmuyor. Öyle demişler birisine. Demişler ki İran safranı kullanacağız. Biraz da uzun size yazacağımız şey 2 milyon lira. Oradan telefon açtı bana. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Yani dedi hocam efendim dedi siz dedi böyle şeyler karşısınız ama dedi işte benim filancamın fişmancası filanca yere getirdik. Böyle böyle safranla yazacaklarmış 2 milyon istiyorlar. Allah'ım affetsin beni ya. Ben de sinema yapacağım ya. Yerli safranla kaça yazacak dedim ben. Yerli safran kullansın ya. İlla İran safranı kullanacak diye bir kaide yok. Yazacak sonuçta. Demiş ki İran yerli safranla etkili olmuyor.
Vay dedim bu gavur cinniler dedim ya. İran'ı da yerliyi de ayırt ediyorlar demek ki. Allah bizi affetsin. İyi demiş ben yerliyle yazmıyorum. Etkili olmuyor. İran safranından yazacağım. Onun demiş diviti de özel, safranı da özel. 2 lira. 2 milyar yani. Karar sizin dedim. O kimse bu parayı alabilir mi? Alabilir dedim. Dinen caiz. İmamlar fetva vermiş, içtihat etmiş. Benim hem hadisle hem de imamların içtihadıyla caiz görülen, helal görülen bir şeyi haram görecek değilim. Ama biz almayız. Sakın ha okuduğunuzdan. Okursun, olabilir, okursunuz. Evet, sahibi almış, biz almayacağız. O yüzden sakın ha, Allah muhafaza eylesin. Bir ara bunu anlatıyorum ya, Şeyh Efendi Hazretleri bir bana dua verdi. Oğlum bunu dedi her şeyi okursun dedi. Hastalığı ona buna ıvıra zıvıra. Bizim Ümit vardı bir tane. O da biliyor bu duayı. Çıktı geldi illaki. Abi ne olursun abimin ineği ölecek bunu oku. Oğlum git. Şeyh Efendi bunu böyle dedi. Lan oğlum ineği mi okuyacağız dedim. Yapma etme abi ne olursun abi şöyle abi böyle abi yok Allah'ım ya Rabbi Allah affetsin böyle mecbur kaldık gittim inek upuzun yatıyor karnı şişmiş dil dışarıda Allah'ım ya Rabbi ya Resulullah Allah'ım dedim şu başımıza gelene bak Allah'ım başladım okudum neyse ondan sonra getirin dedim bir bardak su bir bardak su getirdiler. Ama Bayındır'da birkaç tane veteriner var. Bir tane de böyle veteriner olmayan da baytar var. Onları getirmiş, götürmüş, iğneler vurdurmuş. Yok, iğne kupuzun yatıyor. Artık böyle kesme noktasına gelmişler. Yani kesecek çünkü mundar olmasın diye. Neyse okumaya başladım. Bir okudum, bir üfledim. İnek bir gözünü açtı filmlerdeki gibi. Ulan dedim ya tamam. Neyse bir daha oku. Üç fasıl okunuyor. Bir fasıl daha okudum. İnek öbür gözünü de açtı. Bunlar gözünü açtıkça bunlar böyle onlar da gözünü açıyorlar. Neyse üçüncüyü de okudum ben. İnek kendine geldi. Hani Musa asayı atmış. Asanın yaptığına Musa da şaşmış. Benimki de o hesap. Önce ben şaşırdım. Dedim ineğe de mi ya? Sen neyse Cenab-ı Hak'a hamdü sena olsun inek kalktı ya. Bizim o Ümit'in abisi ne o ne diyorlarmış ona? Gümüş kesen diyorlarmış. Bizim haberim yok, bildiğim yok. İlla ki para sokuşturacağım diyor işte. Dedim ya git. Başımıza iş açma bizim dedim ya. Biz Allah için okuduk dedim. Dedim Şeyh Efendi bunu dedim her şeyi oku dedi ama dedim ben. Dedim yine okuduk ya var mı öyle bir şey dedim ya. Biz de o zaman hani bunlar derviş olurlar diye düşünüyoruz. Yani biraz da içimden öyle bir düşünce var. Hani en azından işte bunlar böyle hani bunu görürler, anlarlar, derviş olurlar. Yok. Olmadılar. Allah bizi affetsin. O yüzden okunur mu? Evet. Okunmaktan ücret alınır mı? Evet ama siz almayacaksınız. Bakın siz almayacaksınız. Allah muhafaza eylesin. Bizim burada öğrettiğimiz, bizim burada edindiğimiz bilgi, ilim, biz bunun adına ne derseniz deyin, bunun karşılığı ücret olmamalı. Allah bizi onlardan eylemesin inşallah. Amin. Fâlemennâhu. Lâ.
Amin.